Evet, 3x artı y eşittir 10, x artı y eşittir 4. Denklem sistemini sağlayan x y sayılı ikilisini yok etme yöntemiyle bulalım demiş. Evet, yok etme metodu demek, bunu anlatmadık. Şöyle yapacağız. Yok etme derken adı üstünde yok edeceğiz. Neyi yok edeceğiz tabii? Bilinmeyenlerden herhangi birini. Ya x'i ya da y'yi yok etmemiz lazım kıza. Yani bu tercih size bağlı. Yani fark etmez. Yani neyi yok edeceğiniz sizin kendi tercihinize ait. Tabii yok ederken mantık ne? Mesela y'yi yok edeceğiz ya, bunun önceki katsayılar aynı ve zıt işaretli olması lazım. Mesela bu artı 3 olsaydı, bu da eksi 3 olması lazım ki birbirini yok etsinler. Böyle bir mantık var yok etmede. Yani burada mesela neyi yok edelim sizce? Y'yi yok etmek isteyelim mesela. Baktığımda y'nin önünde artı var değil mi? Artı y. Şuradaki y'nin önünde artı var. Bunlar aynı olsa birbirini yok etmezler. Zıt işaretli olması lazım ki bunu biz çünkü altıda toplayacağız çünkü. Onun için zıt olması lazım. O halde ilk denklem aynen yazalım kızlar. Yani 3x artı y eşittir 10. Bu denklem burada dursun. İkinci diyorum eksi 1 ile çarpacağım. Yani şöyle önüne eksi atarsam bu eksi 1 ile çarpınca şöyle yazayım size. Eksi 1 diyeyim. Eksi 1 ile çarparsam bu denklem ne olur? Kızlar? Tek tek hepsini çarpacağız. Eksi olur. Evet, eksi x gelir. Eksi y gelir. Dikkat bunu da Eksi çarpıyor. dört Bazıları bunu gelir. unutuyor. Hepsini çarpıyor. Bütün terimleri çarpman lazım. Bu da Eksi dört. eksi 4 olacak kızlar. Şimdi baktığımda ne oldu? Artı y var, eksi y var. Bunlar toplamda sıfır yapmaz mı kızlar? Hani biz mesela artı Evet. y, eksi y yan Evet. yana bu sıfır yapmıyor muydu? Bunun Evet. gibi aynı şekilde. Demek ki ben sesin altta da hepsini yazmama gerek var mı? Şöyle yok ediyorum bak. Artı y, eksi y'yi götürdüm. Topladım çünkü. Bu ikisini toplarsam ne yapar? 3x. 2x Eksi daha yapar. ne yapar? Şöyle göstereyim. 3x var. Bir de elimde ne var? Eksi x'i topluyorum. Eksi. Şu an zaten eksiye dönüşeceği 2x için 3 yapar. eksi x yaptı. Bu da 2x yapar. Demek ki ben buraya gelip 2x yazdım. Eşittir burası ne yapar? 6 olur. 6. 6. 6 yapar değil mi? 10 eksi 4'ten dolayı burası 6 yaptı. Onu ayrı göstereyim şöyle. Evet. O zaman Her x'de tarafı ne yapacağım? Artık 3 bilinmeyenin gelir. biri gittiği için kızlar değil mi? Bilinmeyen artık tek bilinmeyen haline geldi. İki bilinmeyen vardı burada. Y bilinmeyenini yok ettim ve tek bilinmeyen haline geldi. Bunu çözmeyi zaten biliyoruz. Her tarafı ikiye bölersen yani 2x eşittir 6 X idi ya. burada Burayı ikiye bölüp 3 böyle gelir. ikiye böldük. X buradan ne 3 yaptı? gelir. Şunlar gittiği için x 3 eşittir. gelir. X'i bulduk. Hala bir de y bilinmeyeni var ya onu da bulmam lazım değil mi? Şurada, şu anda şunu bulduk aslında. 3'ü bulduk. Y x eşittir 3'ü bulduk. Y'yi de bulmamız lazım burada. Bunun için ne yapacağım? Herhangi bir denklem. Dikkat. Herhangi bir denklem. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben mesela alttaki denklemi seçiyorum. Şu denklemde x gördüğüm Y yere bir 3 gün. yazıyorum kızlar. O halde şuraya x artı y eşittir 4 diyeyim de. Şu x'in yerine ne yazıyormuşum? 3 yazıyorum. Neden? X'i 3 buldum ya bunun için. Y'de 1 mi geliyor o Yani zaman? y de 1 Evet, yapar bir değil mi? Bu geliyor. denklemi çözersek. Bunu da açıkçası şöyle yazayım da. Evet geldik buldum. Demek ki x virgül y ikilisi neymiş o halde? 2 X virgül 3'tü. 1. Y 3 de 1 olduğuna virgül göre 1. 3,1 noktası bu iki denklemi sağlar. Değil Doğru mi? yaptık hocam. Sağlayan diyor. Evet, yok etme metodu böyle kızlar. Evet, bir de GeoGebra'dan da bakabiliriz istersen. Bunu hemen şuradan da görelim nasıl olduğunu. Programı kapatmış mıydım ben ya? Şunu şöyle alayım. Denklemler neydi kızlar? Onu görebiliyor musunuz? Kitap olan söylesin oradan. Görüyoruz hocam. 3x artı y eşittir 10. Artı y Bir eşittir dakika. 10. 3x artı Y y eşittir 10. Eşittir 10. eşittir 10'du. Enter'a basıyorum burada. İkinci denklemi söyler misiniz? X X artı y 4. x'i bulayım buradan. Neredesin x? X artı y'yi yazdım. Eşittir. 4 Bunları klavyeden eşittir. yazıyorum. Eşittir 4 müydü? Evet hocam. Evet. Tamam. Bunu da çizdim. Yani bitti. Gördüğünüz gibi bak ikisini de çizdi. Yani bu da koordinat sistemi de göstereyim kızlar. Hani onların resimleri diyeyim. Hani ben biraz önce x kare artı y kare eşittir mesela 9 demiştim. Bunun resmi neydi? Çemberdi. Bunlar da doğru zaten. Evet. Doğruya bakarsanız kaçta kesmiş görüyor musun? İkisi aynı anda nerede buluşmuşlar? 3'e 1'de. X'e 3, y'si 3'e 1 1. gördünüz mü? Evet.
Yani biz burayı buluyoruz, anlaşıldı mı? Yani ortak çözmek demek iki denklemin kesiştiği şu nokta var ya, bunu buluyoruz. Yani 3'e 1 noktası yani. X'ten 3, Y'den 1 geldiğini anladım. Yani bura amaç neymiş? Demek ki iki doğrunun ortak çözümü demek, bu noktaların kesiştiği noktayı bulmakla aynı şeymiş. Yani biz bunu buluyoruz. Anlaşıldı mı acaba sorun? Yani ifade neyi, yani neyi bulduğumuzu anlayabildik mi acaba koordinat sisteminde de? Evet hocam. İki doğrunun kestiği yeri buluyormuşuz, tamam mı? Evet, bunu da böyle de gösterip GeoGebra programında. Şimdi ben tekrar tekrar derse dönelim şuradan. Evet, yani şu 3'e 1 noktayı anladık. İki doğrunun kesiş noktası, ortak noktayı bulduk yani. Evet, geldik bu soruya. Evet, bu kez diyor ki denklem sistemini sağlayan x, y sıralı ikilisini yerine koyma metoduyla bulalım demiş. Tabii bir önceki soruda aslında bir şeyi de yok edebilirdik. Onu da söyleyeyim de. Mesela burada x'i yok etmiştik. Pardon, y'yi yok etmiştik. Aslında bir bu soruyu şey için de yapalım. X'i yok ederek de yapalım mı isterseniz? Onu da öğrenelim değil mi? Evet. Bu sayfayı siliyorum. Şimdi x'i yok ederek yapalım kızlar. Evet, x'i yok ederek nasıl bulacağız? Şimdi x'in önünde ne var? Burada gördüğü gibi 3 var. O halde bunun önüne -3 getirmek lazım. Doğru mu söylediğim? Evet. -3 ile çarpacağız. Bunu -3 ile genişleteceğiz. Evet, doğru. Buradan ilk denklemi aynen yazıyoruz. -3x artı -3y. Öncesini yazıyoruz tabii. 3x artı y işte. Birinci denklemi yazıyoruz kızlar aynen. İkinci denklemde eksi ile çarp. -3 ile çarptım. Çünkü -3x yaptı. Nasıl yaptı? -3y yaptı. Karşı taraf ne yaptı? -12. Aferin, doğru. Bunları toplayalım şimdi. Toplarsan ne yapar kızlar? Hangileri yok oluyor tabii ki? Artı 3 ile eksi 3 birbirini götürdü. Şurası ne yapar? Artı y. Eksi 2'ye daha. Kalır. Evet, eksi 2'ye yapar, doğru. Eksi 2'ye kalır. Burası ne yapar? Orası da eksi 2 kalır. Güzel. Her taraf neye bölmem lazım? Eksi 2'ye bölmem lazım. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersem şurada göstereyim. Y 1 geldi. Eksi 2'ye böldük. Böyle de eksi 2'ye böldük. Bu eksi 2'ye gitti. Y burada yalnız kaldı. Bu da ne yaptı? 1 yaptı. Y'yi 1 bulur. Zaten biraz önce y'yi 1 bulmuş değil mi? Diğer çözümde de. Evet hocam. Doğru mu? Evet. Şimdi ne yapacağız? Bunu işte herhangi bir denklem. Biraz önce burada yazmıştım. İstesen burada fark etmiyor. Hangisi seçeyim sizi? Şurayı seçeyim mi istesen? Üstteki olsun. Ya bu kez üstteki olsun. Denklem şuraya aynen aktardım. 3x artı y eşittir 10 diyelim. Bu kez ne yapayım? Y yerine 1 yazacağım. Şuraya 1 yazalım. Bakalım ne çıkacak? 3x 9 gelir. Artı 1 eşittir 10 dedik. 3x eşittir buradan 9 yapar değil mi? Her tarafta 3'e böyle x buradan ne yapar? Gelir. 3 mü geldi? Bak gördünüz mü? Aynı nokta geldi. Yani x virgül y ikilisi ne yapıyormuş? X virgül y ikilisi. 3. X 3'müş, y ise 1'miş değil mi kızlar? Aynı geldi. Şu denklemde yazsak ne olur acaba? Değil mi? Hani bu keşke bu da sağlıyor mu? Kontrol edebilir miyiz? Y yeni 1 yazalım. Yani x artı 1. Yani şurayı değil de bu kez de şu denklem, üstteki denklemi kullanmıştım. Şimdi diyor ki alttaki denklemi kullanmıştım. 3 çıkacak mı bakalım. Yani yine x eşit 3 geldi. Gördünüz mü? Çıkıyor yani. Şu 3 bak aynısı 3. Fark etmez yani bundan sonra. Yani şu bilinmeyenlerden birini bulduktan sonra bu bilinmeyen değeri bulduktan sonra ne yapıyorsun? Herhangi bir denklemi seç yerine yaz. Tabii neyi? Burada bulduğun değeri tabii yazıyorsun. Evet. Bu da x'i yok ederek yaptık. Anlaşıldı herhalde. Biraz önce y'yi yok etmiştik ilk çözümde. Burada ne yaptık? Bu kez de x'i yok ederek çözüm yaptık. Evet, gelelim buraya. Evet, ne diyor? Yerine koyma. Yerine koyma da şöyle bir şey. Herhangi bir denklemden x veya y'yi yalnız bırakacağız. Mesela şurada yalnız bırakılacak x daha mantıklı. Çünkü bunun katsayı 5 ve 3 var ya. Aslında burada bırakılır da. Hani burada bölü 5 falan filan gelecek. Onlar bir de kafa karıştırabilir. Burada mantıklı olan kas sayısı 1 olan, eksi 1 olan bırakmak daha kolay. Mesela şuradan x'i yalnız bırakırsam ne gelir? Buradan x işte buradan ne gelir? Eksi 7 artı 5 y'ye gelir değil mi? İşte bu biz x'i yalnız bıraktık ya. Bunu alacağım. Hani adı üstünde yerine koyma demek bu. Bu x'i alacağım, gelip şuradaki x'in yerine yazacağım. Diğer denkleme tabii. Bu denklemden çünkü x'i yanını bıraktım. Bu bulduğum x değerini gelip şuradaki denklemde x'in yerine şunu yazacağım. Dikkat et. Evet. Başlıyorum Ali. 5x denklemi şuraya aktarayım. Şuradaki denklemi. Biraz da büyük yazayım. Daha net anlaşılsın diye yaptım. Diyorum ki şuradaki maviyle boyuyorum, gösteriyorum yani. Bunun x'in yerine ne yazacağım kızlar? Eşiti var ya hani.
Eksi 7 artı 5y yazdım. Bu artı 5. X'in yerine geldi değil mi? Anlaşıldı herhalde. Şu tabii 5 hala duruyor, ona dikkat. Çarpı 5 başta duruyor, dikkat. Eksi 3y duruyor. Yine bunlar tabii hiçbir şey yapmadık. Sadece şu maviyle işaretim X'in yerine bunu yazdım. Buraya dağıtalım şöyle kızlar. Ne yapar? Eksi 35 yapar mı? Eksi 35'e 25y yapar. 25y güzel. Eksi 3y eşittir ne geldi? Eksi 13 mu? 13. Şurası ne yapar kızlar? 22y yapar mı? 22y. Evet. Eksi 35 karşı tarafa geçecek, artı diye geçecek değil mi? Eksi 13 evet. Artı 35 oldu. 20. Buradan devam edelim. Olur. 22y ne gelir buradan da karşı taraf? 22. 22 mi yapıyor? Evet. 35 ya doğru, 22 ben ters düşünüyorum. Evet, 22 yapıyor. Y1 evet. Gelir. Y1 geldi evet. Y1'i buldum. Şimdi ne yapıyorum? Bu denk, bu y değerini gelip herhangi bir denklemde yerine yaz. Mesela şurada yerine yaz. Mesela burada yazabilir. Şurada yazarsın. Burada yaz. Hep aynı şeyler. Ben şurada yazmak istiyorum. X hani yalnız ya daha kolay. X eşittir. Eksi y şey eksi 7 artı 5 çarpı y yerine 1 yazdım. Dikkat. Şu 1 buradan geldi. Buraya yazdı. Y yerine yazdım. Eksi 2 geldi. Düzenlersem ne yapar? Bu da eksi 2 yapar. Demek ki bizim x, y ikilisi, sıralı ikilisi neymiş bu denklemi sağlayan? Yani bu iki denklemi sağlayan. X'imiz eksi 2'dir, y'imiz de 1 mi kızda? Cevap eksi 2'ye 1 noktası yani. Doğru yaptık hocam. Evet. Bu da böyleydi. Bu da yerine koyma. Demek ki yerine koyma da adı üstüne koyacağız. Bir şey neyi yerine koyacağız? Kimin yerine? Herhangi bir denklemdeki x'i yalnız ya da y'yi bilinmeyenlerden birini yalnız bırakıp diğer denklemde yerine koymamış. Bu mantığı, yani bu kural, bu yöntemin adı buymuş. Ha, diğer yöntem kullanır mı? Kullanır. Değil mi? Yani illa ya burada yöntemler anlatıyor. Bu böyleydi. Bunu yok etme metoduyla yapalım istersen. Olur mu? Olur hocam. Evet. Olur. Bunu siliyorum. Zaten videoyu paylaşacağız da. Evet. Sizce yok etmek için ne yapalım? Neyi yok edelim sizce? Mantıklı. Üsttekini. Hem x hem de y'yi yok eder mi? İkisini anlatayım ben size. İkisini de öğrenelim bence. Aynen mi? Yok, ayrı ayrı. Önce x'i yok edelim. X'i yok etme diye başlatayım ben size. Eksi 5 ile çarparız. Burada 5 var ya, bunun önüne eksi 5 getirmem lazım. Eksi 5. Değil mi? Çünkü eksi 5 yapacak. Şu artı 5x ile yok olacak. Evet. Yazıyorum 5x. Burası eksiydi. Eksi 3'ye eşittir kaçtı? Eksi 13. Bunu eksi 13. Yazdım. Eksi ile çarparsam, eksi 5 ile çarparsam eksi 5x. Eksi 5x. Eksi 5x artı 25y. Evet. Eksi 35. Yok artı 35 gelir. Artı 35 doğru. Topladık bunları. X'ler gider. Bunlar birbirini götürdü. Öyle 22, 22'ye. Hı-hı. 22y eşit olur. 22 eşit olur. Doğru. Y eşit. Buradan 1 gelir mi? Y'de 1 gelir. Evet. Y'yi de gel yerine yaz. Şurada herhangi birinde. Hangisini yazayım? Üstteyi de mi yaz? Altta mı yazayım? Üsttekine. Yani üsttekine yazdım. 5 çarpı x. Eksi 3 çarpı y yerine 1 yazdım. Dikkat, şunun yerine 1 yazdım. Şu aynı. Eşittir. Eksi 13'müş. Buradan 5x. Eşittir. Eksi 3 diye tarafa artıya geçti. 10 gelir. Eksi 10 gelir. Eksi 10 gelir. Her tarafta 5'e böldük. Eksi 2 geldi. Eksi 2. Evet. O halde noktam ne oldu kızlar? Hangi nokta olmuş? Eksi 2'ye 1. Eksi 2'ye 1. Aynı şeyi bulmuş muyuz biraz önce? Evet. Evet. Tamam. Bu x. Burada ne yaptık? X'i yok ederek bulduk değil mi? Bir de y'yi yok etmeyi yapalım. Y'yi yok etme. Y'yi yok etmeyle yapalım bu işi. Şu tabii kaç sayı sileceğim kızlar. Şu çünkü. Şimdi neyle çarpmamız lazım acaba y'yi yok etmek için? Evet, kim söyleyecek bunu? Üsttekini 5 ile çarpacağız. Kalemi alayım bir dakika. Evet, 5 ile çarptı. Alttakini de 3 ile mi çarpacağız? Evet, 3 ile çarparsak ne yapar? Bakalım, kontrol edelim. Bu y ile çarp, hani şurası 25x yapacak. Şundan şunu çarparsan eksi 15y gelecek. Tamam, şunu kontrol edelim. 3x geldi. Şundan şunu çarparsan. O zaman eksi 3x ile çarpacağız. Evet, değil mi? Bunların biri eksi olması lazım. Çünkü ikisi de eksiye kızdı. Ters işaretli olması lazım yok etmek için. Ya bu ya bu, ikisinde bir eksi olması lazım. Ya buna da verebilirsiniz. Eksi buna da verebilirsiniz. Evet, aynı işaret gelir. Ne olur? Eksi 15'e, eksi 15'e götürmediğini. Mutlaka birinin artı olması lazım yok etmek için. Yani bunu payda işler gibi de düşünebilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu kaç sayı var ya kızlar. Mesela
Payda 3 var, payda 5 var değil mi? Bu burayı 5 ile burayı 3'e genişletmez miyiz rasyonel sayılarda mesela? Evet. Aynen evet. Gibi şu 5'i buraya yazıyorum, 3'ü buraya, ama tabii işaretler zıt gelecek, onu kontrol etmek lazım. Ona dikkat edeceğiz. Şöyle ben yine sileyim. Şimdi düşünelim. Evet. Şuna eksi vereyim o halde. Fark etme dedim tekrar. Kalemi seçmemişim. Evet, şunu eksiye çarpayım. O halde birinci denklem ne gelir kadar? 25x gelmez mi? 25x eksi 15. Eksi 15'i. Evet. Eksi 65. Doğru. İkinci denklemi çarpalım. Şunu eksi 3'e yani. Eksi 3x artı 15'i. Artı 15'i. Artı eksi 20. Artı 21 olmaz mı? Eksi diyen yanlış. Çünkü 21. Eksi eksi çarpma artı 21 gelir. Doğru. Şimdi toplayalım bunları alt alta. Yani topladığında ne yapar? Şunlar şu gider artık değil mi? Y'ler yok edeceğiz. Zaten mantık neydi? Y'yi yok etmektir. Gerçekten bu Y'ler birbirini götürür. Zıt işaretli olduğu için. Kastane de aynı zaten. Şurası kaç yapar? 22x mi gelir? Doğru. Burası ne yapar? Eksi 44. Evet, sesler kesiyor bazılarının. Eksi 44 doğru. Her tarafta 22'ye bölersem eksi 2 mi gelir kızlar? Evet. Eksi 2 oluyor. Tamam. Bunu da herhangi bir denklemde yerine yazdım. Bu kez de alttaki denklemde yazdım isterseniz. Evet, x yazacağım tabii. X yerine eksi 2 yazdım. Başladım. Bu x yerine geldi. Eksi 5y eşittir eksi 7. Evet, şu eksi 2 diğer tarafa atalım. Burası eksi 5y eşittir. Ne oldu? Eksi 7 artı 2 diye geçti. Eksi 5y eşittir. Eksi 5 oldu. Her tarafta eksi 5'e versen y burada ne yapar? 1 yapar. İşte buradan ne geldi? Tek x virgül y ikilisini buldum. X'imiz eksi 2, y'miz de 1. Bu da yok etme metodunda y'yi yok etme yöntemiyle çözdüm. Herhalde anlaşılmıştır inşallah. Anlaşıldı evet. Hocam. Evet, o halde geçiyorum diye sonunda. Evet, gördüğü gibi problem vermişler. Onu çözmeye çalışacağız. Yine yok etme metodunu kullanarak tabii. Evet. Bir otelde diyor toplam 152 tane yatak vardı diyor. Bu pardon o da özür. Bu da varmış. Karıştırdım özür. O da varmış tamam. Bu odanın bir kısmı bir yataklı. Geri kalanlar da iki yataklıymış. Tamam. Bu otelde toplam 244 kişi kalabileceğine göre bir yataklı ve iki yataklı odaların sayısını bulun demiş. Burada tablo yaparak göstereyim ben size. Bir yataklı odaların sayısı olsun. Buna mesela x diyelim kızlar. Bir de iki yataklılar var değil mi? İki yataklı odalar var. Buna da y diyelim. Evet, şimdi okuyalım. Toplam 152 oda varmış. O zaman biz bunlar tabii oda sayısı. X'teyken bir yataklı oda sayısı, iki yataklı oda sayısı. O halde ben neyi buldum? X artı y'nin 152 olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Yani bunlar oda sayılar ya. Tamam. Geldik şuraya. Şimdi kalan toplam kalacak kişi sayısı 244 kişi oluyormuş en fazla. Değil mi? Kalabileceği dediği zaman toplam dolu halini düşünüyoruz. O halde bu bir yataklıysa, bir oda bir yataklıysa o zaman 1 ile çarpar değil mi? Yani şu 1 ya. 1 çarpı x diyorum bir kişi yattığı için odada. Toplam bu kadar yerleşir. Yani 50 tane odamız var mesela. Bu odaya birer yatak sayısı 1 ya. Mecburen bir kişi yatacak. O halde 50 çarpı 1 demez mi? Yani 50 kişi yatabilir bu odaların tamamında. Tabii bir yataklı odalardan. Onun için buraya 1 çarpı x diyorum. Artık geldim buraya. Y tane de 2 yataklı var ya. Burada 2'şer kişi kalabilir. O halde ben buraya 2 çarpı y diyebilir miyim derim. Bu kadar evet. Kişi kalır o odalarda. Toplam kaç kişi yatıyormuş burada? 244 kişi yatabiliyormuş. İşte gördüğü gibi 2 bilmeyen denklem sistemi oluştu. Karşıma böyle bir şey geldi. Burada ne yapacağım? X ve y'yi bulacağım. Yok etme metoduyla yapalım isterseniz. Hangisi yapalım? X'i yok etmek daha kolay gibi sanki burada. Şurayı eksiyle çarpalım alttakini. Yani eksi 1 ile daha doğrusu. X artı y 152 idi kızlar. Ya da üstteki 1 x. Yukarıdakini eksiyle çarpalım. Bir dakika. Çünkü orada eksili bir şey. Neyse fark etmez de yani benim için. Bu kez böyle yapalım. Üsttekini eksiyle çarpalım. Bunu eksiyle genişleteceğiz. O halde eksi x. Eksi 152 yaptı değil mi burası? Evet. Burası x artı 2y eşittir 244 olacak. Bunları topluyorum. Toplayınca ne olur kızlar? X'ler birbirini götürdü. Buradan ne geldi? Y geldi. İşte aslında bu
bu y gelsin diye aslında burada işaret değiştirdim. Eğer burayı eksi çarparsam eksi y falan gelirdi. Sonuçta aynı şey gelirdi. Sıkıntı olmadı. Öyle yaptım, evet. 244'ten 152'yi çıkaracağız. Kaç gelir acaba sizce? Eksi 92. Eksi gelmez ama. 244. Pardon. 152 çıkacak. Evet. Artı mı oluyor o hani? 9. Artı 92 olmuyor mu? Şimdi artı 92, evet, doğru. Demek ki y dediğim neydi kızlar? İki yataklı olan odaların sayısı. Demek ki iki yataklı oda sayısı 92 tane oda varmış. Böyle. 92 oda varmış. Hadi y'yi de bulabilir. Neden? Toplamlar belli ya kızlar. Ben şu y yerine 92 yazarsam o halde x artı 92 eşittir 152 olacak ya. Yeni denklemi kullanıyorum dikkat şurada. X'i yalnız bırakırsam ne gelir? 152'den 92'yi çıkaracağım. Bu da kaç yapar? 60 geliyor. 60 mı diyorsun? Evet. Demek ki bir yataklı oda sayısı da 60 taneymiş. 60 tane oda varmış. Zaten bize ikisini de sormuştu ayrı ayrı. Bir yataklı sayılar, bir yataklı olanların sayısı 60 tane. İki yataklı olan oda sayısı da 92 taneymiş. Cevaplar bunlar olması lazım ama doğru mu görüyorsun? Evet hocam, cevap anahtarı da böyle diyor. Tamam, o halde böyle bitmiş oldu o zaman bu soru. Demek ki problemleri de gördünüz değil mi? Problemle de ne kadar faydalıymış ki bilmeyi de eklemiştim. Daha çok problem var. Onların hepsinde bu yöntemleri kullanacağız. Yani yok etme metodu, yerine koyma metodu. Evet. Onun için öğrendik, faydası oldu. Yani ileride göreceğiz zaten faydasını. Ve geldik yerine. Evet, burada D1, D2 iki tane doğru vermiş. Diyor ki eğer diyor A bölü D eşit değildir B bölü E ise diyor çözümümüz tek elemanlı. Demek ki A bölü D eşit olmayacak. Şuradaki A'dayken X'in katsayısı. Şu D ne? Buradaki X'in katsayısı eşit olmayacak kime? Y'nin katsayısı bölü tabii Y derken şey pardon Y'nin katsayısı değil mi? Şu B'den bahsediyorum. B bölü buradaki Y'nin katsayısı E. Bu eşitlik olmazsa diyor o halde bunlar tek noktada kesişirler. Bir nokta. Bir adını çözmüştük zaten. Bir nokta kesiştiğini görmüştük. Mesela 3'e 1 noktası görmüştük. GeoGebra programında zaten görmüştük. 3'e 1 miydi o nokta? Evet, doğru, 3'e 1'di. Böyle bir şey var. Yani böyle bir şeyle karşılaşabiliriz. Çözümün tek elemanlı olmasının şunu kullanacağız. Öyle diyelim. Şu ikinci madde var. Böyle bir şey neymiş? Boş kümeymiş. Ne zaman ama? A ile D. A derken tabii yine x'in de sayı. Birinci denklemin x'in katsayısı. D neymiş? İkinci denklemdeki x'in katsayısı. B derken birinci denklemdeki y'nin katsayısı. E derken tabii ikinci denklemin y olan katsayısı. Y'nin katsayısı. Yani. Bunlar birbirine eşit olacak. Bir dikkat, arada eşitlik var. Bu kez şurada eşitlik yok. Eşit değildir pardon. Eşit değildir var. Öyle diyelim. C bölü F. C ne? Buradaki sabit sayımız. Buradaki F de şu sabitimiz. C bölü F. Şurada eşitlik olacak, burada eşitlik olmayacakmış. Evet, diye de şu sonsuz elemanlı olması için ne demek istiyor? Tabi bunlar birbirine paralel, onu da söyleyeyim mi? Yani iki doğru dikkat edersen paralel. Zaten burada yazmış D1, D2 paralel. Paralel olma şartı ne? İşte şurada aynısı yazıyor. İşte yani şunu kullanacağız paralellik şartında. Evet, bir de sonsuz elemanlı olmasın. O da şu altta yazıyor. Bunu da şöyle yukarı alalım. Tam çıkmamış da. Evet, doğrular çakışıktı. Biz buna çakışık diyoruz. Yani bu doğrular birbirinin içine girmiş gibi düşünün. Üste gelmiş gibi düşünün. Yani iç içe girmiş gibi düşünün. Hayal edebiliriz. Bu gibi durumlara biz çakışık durumu diyoruz. Yani doğrular çakışıktır. Aynıdır tıpatıp. Yani biz buna D1, D2 denktir anlamında göstermiş. Yani çakışık diyoruz. Burada ne olmuş? A bölü D eşittir B bölü E. O da eşittir C bölü F olacakmış. Evet. Sonsuz çözüm olmasının böyle bir eşitlik varmış. Örnek üzerinde göstereyim istersen. Bir de öyle yani biraz şey gibi oldu ama. Örnek üzerinde açıklayayım. Bunlar mesela 11. sınıfta da aynı şeyler var kızlar. Tekrar 11. sınıfta karşısında gelecek. Bunu da söyleyeyim şimdi. Evet, mesela 2x artı 3y eksi 4 eşittir 0. Mesela böyle bir şey yazdım. Kafamdan 4x artı 6y artı 5 diyeyim mesela. Böyle bir şey verdim.
Bu doğrular mesela nedir? Çakışık mıdır? Paralel midir? Bir noktada mı kesişirler? Yani tek elemanlı mıdır? Bunu soruyorum. Bunu tek tek kontrol edeyim. Yani şu x'in karşısı birinci denklemde 2. İkinci denklemde 4. X'in karşısı eşittir. Y'nin karşısı 3. İlk denklemden geldi. İkinci denklemden 6. Bunlar 6 alta yazıyor. Yani böyle düşüneceksiniz. Eksi 4 bölü 5. Buraya bakarsam şunlar birbirine eşit mi? Kızlar eşittir değil mi? İşleri dışarı yaparsanız 12 eşittir 12. Demek ki burada bu geliyor. Şurada eşit olur mu? Olmaz. Neden? Burada işleri dışarı çarpma yaparsan burada 15 yapar. Şurada ne yapar? Eksi 24. Bu hale burada eşitlik gelmiyor. Hangisine giriyor? Buna girmez değil mi? A bölü D. Yani burası A bölü D'ydi. B bölü E. Bu eşit olmayacak ama burada eşit geldi. Demek ki bu değilmiş. Yani bu doğrular o hale bir nota kesişmiyorlarmış. Bakalım şunu sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Neden? Bak şurada eşitlik var görüyorsunuz. Burada eşitlik var. Burada eşit yok. Eşitlik değil yani eşit değil diyor. Burada eşit değil diyor. Hani bu iki doğru neymiş? O hani birbirine paraleldir kızlar. Bu paralel doğrularmış o halde. Bunu anladım. Başka bir tane doğru yazayım. Örnek vereyim yani. 4x artı 8y eksi ne diyelim 10 diyelim mesela. 2x artı 4y eksi 5 eşittir 0. Başka bir doğru yazdım. Acaba bunlar bu doğrular nasıldır? Yani birbirlerine göre durumları nasıldır onu inceleyeceğiz. Yani bunlar bir doğruda bir noktada mı kesişirler? Şunun gibi. Veya birbirine paralel midir? Veya çakışık mıdır? Buna bakacağız. Yine x'in katsayılarını 4 bölü 2 kızlar değil mi? Eşittir. Y'nin katsayısı burada 8. Aşağıda y'nin katsayısı 4, 6. Sabit sayı burada eksi 10 yazdım. Sabit sayım burada eksi 5'tir. Şimdi bu oran ne yapar? Gerçekten burada 2 yapar mı kızlar? Bu 2 eşit. Bu da 2'dir. Bu da 2'dir. Hepsi eşit değil mi? İşte burada hangisine giriyor? Bak buna giriyor. Bütün hepsi eşit geldiğine göre. O halde sonsuz tane çözümü vardı bu denklemin. Ve bu doğrular çakışıktır diyeceğiz. Bunun nedir? Çözümü yoktur değil mi? Bak ne diyor? Boş küme çözümü. Mesela şu doğruların çözümü yok. Çünkü paralel doğrular hiçbir zaman kesişmezler. Bundan dolayı çözüm kümesi oluşmaz değil mi? Bunlar kesişir mi? Kesişmez. Kesiştiği zaman çözüm kümesi oluşuyor. Buna dikkat etmek lazım. Paralel doğrular kesişmezmiş. Kesişmeyince ortak nokta oluşmazmış. Ortak nokta oluşmayınca çözüm kümesi boş küme olurmuş. Evet. Buradaki yorum neydi? İki tane doğru vardı. Bunların oranlarına baktım. Bu doğrular çakışık dedim. Yani buna iç içe girmiş borular gibi düşünebiliriz. O halde bu sonsuz tane nokta bunu sağlayacak. Sonsuz tane çözüm vardı bu doğru. Yani şurada hangi değeri yazarsanız yazın. X ve Y noktasına. Burada yazın. Burada yazın. Aynı şey çıkar. X de birbirini sağlar diyelim. Evet çakışıklığımız da buydu. Zaten tek elemanda söyledik nasıl olduğunu. Tek nokta kesin burada görüyorsunuz. Ona örnek yazmaya gerek yok. Biraz önceki örnekler onunla ilgili zaten. Evet şimdi sistemin çözüm kümesini grafik çizerek yorumlayalım. Tabi bu arada kaç dakika ona bakmadım ben. Bir dakika kaldı. Bir dakika var evet. Aynen öyle. O zaman bu soruya geçmeyelim isterseniz. Diğer haftamız hafta pazartesi günü bunu çözebiliriz artık. Bundan sonra buradan devam edelim. Çözüm kümesini grafik çizerek yorumlayacakmışız. Yani GeoGebra'dan çizebiliriz. Tabii ayrı ayrı çizip gösterebiliriz grafik üzerinden. Bunlara siz bakabilirsiniz. Çizmeyi bugün anlattım. X'e 0 verip Y'yi buldum. Şu, evet. Yani ayrı ayrı düşünmek lazım. Bu doğru için ayrı düşüneceksiniz. Buna X yerine 0 yazacaksınız. Y'yi bulmanız lazım. Benzer şekilde burada Y'ye 0 verip X'i bulmanız lazım. Benzer şekilde şu doğru için ayrı ayrı. Buna X yerine 0 ver. Y'yi bul. Burada Y'ye 0 ver. Yine X'i bulacaksınız. Bunları bulup koordinatını çizeceksiniz. Yani o noktaları yani bu doğruları çizmeniz lazım. Bu doğruların birbirine paralel olduğunu görmeniz lazım. Bak x'in katsayısı 2 değil mi? Burada ne? 4. 2 bölü 4. Y'nin katsayısına bakarsan 3. Y'nin katsayısı 6. Burada işler dışarı yaparsan 12 kere. Yani bu doğrular paralel gelmesi lazım. Yani grafiği şöyle gelmesi lazım. Birbirine paralel. Şöyle bir şey gelmesi lazım. Buna benzer bir şey gelecek yani. Siz buna bir uğraşın. Diğer ders yine pazartesi buradan devam edeceğiz. Size Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz hocam.